Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun değerli dinleyenleri, Erkam TV'nin muhterem izleyicileri, hepinize hayırlı, bereketli günler diliyoruz. İslam ve Hayat programı bugün büyük bir misafiri inşallah ağırlayacak. O misafirimiz İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh, Numan bin Sabit diye ismiyle bildiğimiz peygamber mirasını, ilim mirasını önce kendi çağına, kendi vasıtasıyla da çağlara taşıyan büyük köprü insanlardan biri. Salihlerin, sadıkların, böylesi Rabbani alimlerin anıldığı yere ilahi rahmetin ineceğine inanıyoruz. Bu sebeple İslam ve Hayat programında yolumuzu aydınlatan böylesi kandilleri de zikretmeyi, anmayı, hatırlamayı hem bir vefa borcu hem de örneklik olarak hayatımıza ışık tutsun için gündem yapıyoruz. Nurettin Yıldız hocamla zaman zaman böyle konular, zaman zaman da konuklar alıyoruz işte. Konuklar her zaman efendim misafirlerimiz her zaman Dünyada zahiren yaşayan insanlar arasından değil, bir zamanlar yaşamış hem de güzel yaşamış büyüklerimizden oluşuyor. Hocam, hayırlı günler diliyorum. Amin. Tekrar hoş geldiniz. İslam ve Amin. Hayat programımızda Amin. hamdolsun yeniden beraberiz. Elhamdülillah. E, Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak size, ailenize, evladı iyi halinize, sıhhat ve afiyetleri ihsan eylesin. Cümlemize hayırlı hizmetler lütfeylesin inşallah. Amin. Hocam bugün mezhep imamımız özellikle ülkemizdeki insanların birçoğunun kendi mezhebiyle amel ettiği Hanefi mezhebinin kurucusu diye bilinen büyük imam diye efendim tabileri tarafından sevilen, İmam-ı Azam diye sevilen o güzel insanı konuşacağız. İmam-ı Azam deyince hocam şöyle bir önce bir hayatından bir bahsedelim isterseniz. Sonra ilminden, irfanından, hizmetlerinden nasibimiz kadar alırız. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir kural münasip görürseniz koyalım. Bir insanın belli bir zamanda belli bir işe muvaffak olması Mesela i̇mam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin hicretin birinci asrında doğup ikinci asrında bir ışık haline gelmiş olması bu onun için yani i̇mam Azam için veya bütün bu tip önderleri büyükleri konuştuğumuz zaman için onun varlığı ona biçilen rol ve bu rolün oynandığı zaman bu üç evet. şey yüzde yüz Allah'ın takdiridir. Evet. Elbette hocam. Onun izni olmadan hiçbir yaprak düşmüyor tabii. İzni, planı, planı takdiridir. Evet. Yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyh çevresine bir baktı. Bir fıkıh medresesi kurmamız lazım dedi filan. Böyle değil bu iş. Elbette. Ebu Cehil'i de la'anehullah Ebu Bekir radıyallahu anh'ı da belli bir yerde o zamanda takdir buyuran Allah'tır. Kainat Allah'ın çünkü. Zaman Allah'ın. Bu bizi ne sonuca götürecek? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh milyarların gönlünde yaşadı. Milyarların. Evet. Yani şu anda bir milyar Müslüman var. Ee, onun mezhebinde olsun veya olmasın bu milyar Müslüman en azından yani bir milyar Müslüman Ebu Hanife diye bir isim seviyor. Seviyor. 1200 senedir bu böyle. Yeni değil. Evet. Daha fazla da seviliyordu. Sevgi nesilden nesile taşınıyor. Bu bir seçme meselesidir. Evet. Halid bin Velid radıyallahu anh da böyle seçilmiş birisidir. Übey ibn Ka'b radıyallahu anh da böyle seçilmiş birisidir. Evet. İnne Allah Allah seçiyor. 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 Allah. Bu seçmesi üzerinden yani güneşi gökte seçip insanlığın ışık ihtiyacını, enerji ihtiyacını karşılamayı planladığı gibi bir plan tecelli ettiriyor Allah Teala. Evet. Dolayısıyla biz çok gayret edip okulda başarılar göstermiş, ödüller almış, birinci olmuş birisini konuşmuyoruz. Evet. Allah'ın muvaffak kıldığı birini konuşuyoruz. Allah'ın yani... seçip bir rol için kendisine rol biçtiği birisini konuşuyoruz. Onun namına söylenecek başarı nedir? Seçilmişliğin kıymetini bilmesidir. Kırbaca rağmen tavır değiştirme işidir. Evet zaman eskitemedi onu. Şöhret, taviz verdirtmedi. Evet. Aksine şöhret, köklerini güçlendirdi. Evet. Şöhreti, rüzgar gibi alıp onu savuran bir nesne olarak kullanmak yerine, şöhreti köklerine su gönderip, güçlendiren bir yağmur gibi kullandı. Evet. Böylece, seçilmiş oldu, seçilmişliğin kıymetini bilen oldu. Biz de bu seçilmişlikten dolayı Allah Teala'nın ona biçtiği rolden dolayı peşinden gidiyoruz aslında. Evet. Aksi takdirde biz e, yani niye Ebu Hanife diye tanımadığımız etmediğimiz birisinin peşinden namazımızı gönderelim, orucumuzu gönderelim, tilavetimizi niye gönderelim ki yani niye onun dediği gibi namaz kılmak zorunda hissedelim kendimizi? Allah Teala'nın önümüze koyduğu bir şablon. Ebu Hanife'yi koyduğu gibi Ahmet bin Hanbel'i de koydu. Ayrı bir mesela yani bir tane şablonu yok Elbette. Allah Teala'nın. Her döneme, mahalle göre değil mi hocam? Yani onun da bir hikmeti var. Güzel insanlar koydu. Evet. Birinci mesele yani Ebu Hanife'yi konuşurken Allah Teala'nın kaderini konuşuyoruz aslında. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de başka bir pencereden bakıldığında o kaderin bir yansımasıydı. İnsanların hidayeti için onu göndermişti allah Teala. Seçiyor çünkü. Seçiyor. Meryem validemizi de böyle seçti allah Teala. Diyor Kur'an-ı Kerim zaten. Evet. Ebu Hanife'nin Kur'an'da ismi geçmediği için Rahimullah onu sizi Allah seçti onu diye biz mecazen söylüyoruz ya da ilave ederek o isimlere söylüyoruz. Bu bizi bağlıyor. Yani Ebu Hanife demek ki Allahu Teala'nın seçtiği bir isim, önümüze koyduğu bir şablon, bir lider. Dolayısıyla bir peygamber gibi bakmıyor olsak da, Tabii. masum bir melek gibi bakmıyor olsak da, bir beyefendi olarak da bakmıyoruz. Evet. Rolünü daha büyük görüyoruz. Çünkü Ebu Hanife'yi kaldırdığımız zaman, ya da Ebu Hanife'nin isminde o şahsiyetleri o birinci asırdan ikinci asra nübüvvet ışığını taşıyan aynaları kaldırdığımız zaman dinden mahrum oluruz. Allah'ın şeriatından mahrum oluruz. Ve biz Hristiyanların düştüğü noktaya düşeriz. Hristiyanlar havarileri öbür asla taşıyamadıkları için mahrum oldular Hristiyanlığın asli kimliğinden. Allah onlardan razı olsun ashab-ı kiramı. Bir sonraki nesle başarıyla taşıyan bu ümmet, sonra da Ebu Hanife'nin nesli veya Tabi'in nesli diyelim, taşıyınca 3. asır din buldu. 4. asır din buldu. Bu asırda da bir sürü fırtınalar estirilip ulema idam edildi, şehit edildi. Buna rağmen niye biz şimdi namaz kılabiliyoruz, Kur'an okuyabiliyoruz? mağaralarda, dağlarda, köylerde, merdiven altlarında ezanı, Kur'an'ı unutturmayan Ebu Hanifeleri çıktı Allah'ın. Onlar da seçilmişlerdi. Yokluk zamanında gidip bir köyün e, ahır gibi mezbelelik bir yerinde hafız yetiştirecek diye takdir buyurmuştu Allah. Böylece dinin yani bir tür köklerini, tohumunu muhafaza etti allah Teala. anlayamayız Ebu Hanife'den. Çok çalışmış bir başarılı öğrenciye çeviririz. Üniversite imtihanında ilahiyata girenler arasında birinci olmuş gibi görürüz. Bu ona saygısızlık bize de nankörlük olur. Bir de doğru bir tespit olmaz. Doğru. Evet. İkinci e, noktaya gelelim. İnşallah birincisi anlaşılmıştır diye umuyoruz. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hicretin 80. senesinde doğdu. Evet bu 80. sene 110. seneye kadar sahabenin yaşadığı, yaşadığı dönem tabi son sahabi Ebu Hanife rahmetullahi aleyh 30 yaşındayken vefat etti veya 29 buçuk diyelim evet dolayısıyla Ebu Hanife'nin doğduğu sene 10. yaşına kadar 20. yaşına kadar 25. yaşına kadar yüzde 300 400 rakamı tam bilmiyoruz ama sahabinin varlık senesidir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Küfe ve Bağdat hayatı yaşadı. Yani Irak civarında yaşadı. Irak civarı da sahabinin bol olduğu bir yer. Elbette ilk fetihlerin olduğu yer. Belki olan. Medine'den fazla sahabi Irak'ta vardı. Fetihten dolayı. Tabi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ile beraber Irak, Küfe, Basra, buralar sahabi doldu. Evet bir merkez haline geldi. Ebu Hanife sahabe kiramı görmüş bir adam mıdır sorumuza çok rahat bir şekilde evet yaşı yaşadığı yeri sahabi görmeye müsaittir. Evet, öyleyse tabiinden birisidir. Yani. Dolayısıyla tabiindendir. Ve nitekim Enes İbni Malik'le karşılaştığına dair elimizde bilgiler var. Diyelim, diyelim görmedi. Kaldı ki görmüş olma ihtimali çok yüksek. Çünkü dedesi, Ebu Hanife'nin dedesi rahmetullahi aleyhim cemiyan, Ali radıyallahu da görüşmüş. Evet. Buna dair bilgi var elimizde. Yani dedesi Ali bin Ebi Talip radıyallahu anla görüştüyse, torunu hayda hay Enes İbni Malik'le görüşme ihtimali var. Var tabi. Binaenaleyh Ebu Hanife'yi konuşurken biz, Dediğim gibi üniversite imtihanında çok başarılı bir talebeyi konuşmuyoruz. Kitaplar yazmış bir alim konuşmuyoruz. Ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ikinci mübarek neslinden bir adam konuşuyoruz. Evet. Bu da hadisi şerifle sabit hayrul kurun da iki numara. Sahabi değil. Mümkün değil sahabi olması. Dolayısıyla hiçbir zaman Halid İbni Velid'le Abdullah İbni Mes'ud ile radıyallahu anh'ın kıyas edilemez. Onların muadili değil. Ama en azından yüzde elli ihtimal ikinci tabakadan. Bu da tek başına bir şeref. Başka hiç ilme falan gerek yok. İçtihada gerek yok. eğer diyelim ki Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın veya benzeri bir ile buluşamadı tebe'u tabi'inden olduğundan yani üçüncü mübarek nesil. Evet. Bu Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? En iyiler benim zamanım sahabe. Sonra sonrakiler sonra sonrakiler. Gerisi ya nasip. Gerisi ne zaman nasip. Evet. Bu üç neslin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden övgü alan üç neslin üçüncüsü. Bunda bir tereddüt yok. Elbette. Bunda bir tereddüt yok. Dolayısıyla hangi okul mezunu Ebu Hanife sorduğumuzda? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektebinin talebelerinin talebesi. Evet. Daha biraz daha garanti olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin talebesinin talebesinin talebesi. Bitti. Dağ ileri gitmez. <laughs> Daha ileri götürmemiz için tarihi alt üst etmemiz lazım. Tarihte depremler yapmamız lazım. Biz ne ona bir peygamberlik izafe etmek istiyoruz, meleklik Tabii. izafe Esi etmek istiyoruz. Ne etmek etmek de istiyoruz. hakkını yiyeceğiz. Yani bunları niye konuşuyoruz peki? Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh şu sözü söyledi dediğimiz zaman bir akademisyen, bir hoca, bir alim sözü değil bu. Evet çağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den övgü almış, teminat almış bir insanın sözünü konuşuyoruz. Binaenaleyh bugün biz velev Kur'an menşe'li, hadis menşe'li yani hadisten Kur'an'dan öğrendiklerimizden kaynaklanan büyük bir iştihat yapıp din sözü söylesek bile asla Ebu Hanife'ninkine muadil olmayacak amel ettik etmedik başka bir mesele. Tabii. Önce onun şahsiyetini bir yere oturtmamız lazım. Yani benim sarığım kocaman oldu diyelim. Sakallarım da uzadı. Cübbe üstüne cübbe giydim. Şalvarlarım var. İşte şu cami, üniversiteyi bitirdim. Bu camide ders aldım. 40 tane icazetim var. Geldim ki ben burada sizin önünüzde otururken bir allame oğlu allame oldum diyelim. Ebu Hanife ile kıyasım mümkün değil. Niye kıyasım mümkün değil? Ya Ebu Hanife'nin çağı bir defa Enes İbni Malik'in elini öpmüş bir çağ. Evet. Bitti. O değilse de Enes'in elini öpenin elini öpmüş. Evet. O Allah diyor ki Celle Celaluhu bu dinin filan konudaki emri şudur dediği zaman Ebu Hanife bunu asla bir tezi yazıp takdir almak için, medyada bir açıklama yapmış olmak için söylemez. Söylemesi mümkün değil. Evet. Ebu Hanife çok tenkit edildi emsalleri tarafından. Cahil Cöyla'nın gevezeliğine itibar etmiyoruz biz. Ebu Hanife gibi, İmam Malik mesela. Ebu Hanife'ye muadil bir isim. Onun çağından değil ama. Tabii. Ebu Hanife'den sonra geldi. Onun için bunu söyleyemiyoruz. Enes bir Malik'i gördü diyemiyoruz. Abdullah İbni Ömer'in görenin görenini gördü. Yani Malik'le arasında bir fark var. Ama Ebu Hanife'yi bir alimin bir alemi tenkit edeceği şekilde tenkit etti. Evet. Hiç kimse hiç kimse ama ne İmam Malik ne ondan sonra gelenler yani o, o büyük kadro Ebu Hanife'yi yani bu, bu sözü Herhalde tezini doldurmak için, sayfa doldurmak için kes yapıştırla söylemek için söyledi diye itham etmedi. Elbette. Hiç kimse ona dışarıdan ithal bir adamsın demedi. Evet. Asla demedi. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi şahsı asla tenkit edilmedi. Evet. İhlası, Ahlakı, ihlası. Ahlakından önce ihlası, i̇hlası yani. Evet. En yanlış dediği söz mesela iman artar mı, eksilir mi diye ondan önceki bütün ulemaya itirazı var. Yani yapmayın böyle bu bu. İmanla ilgili meselelerde konuştu mesela. Sen Bizans'ın içimize soktuğu birisin. Yani Pers imparatorluğunun kalıntısısın diye. Şimdi hocaların birbirini itham ettiği gibi İtham etmedi kimse ona. Bu sözünü kabul etmiyoruz dediler. Şahsına niye? Onlardan fazla teheccüd kıldı çünkü. Onlardan fazla Kur'an okudu. Ramazan gecelerini sabaha kadar ibadetle geçirdi. Kabe'nin dibinden ayrılmadı. İşte 30 defa haç yaptığı söyleniyor mesela. Evet. Yani abid, zahit ve alim olunca kimse onun niyetiyle, ilgili bir kelime dahi söylemedi. Şahsiyetine dair bir böyle bir asla abi. çizik almadı yani hiç. Ne çiziği? Gölge bile almadı. <laughs> gölge bile almadı. Bunu ağzından çıkaran olmadı. Olmadı evet. Ama bu sözünü kabul etmiyoruz. Ya o da tabii bir şey tabii diyebiliriz. Bu insanlar. onu büyüttü. Çağlar geldi geçti. Üzerinden 12 tane asır geçti Ebu Hanife'nin. Asgari rahmetullahi aleyh. Bu çağlarda şey, bir kenara atalım bu görüşünü Ebu Hanife'nin denmedi. Sıkıştıkça bütün fukaha bunu bir bakalım Ebu Hanife ne demişti deyip şifre olarak onu kullandılar. Gene bildiklerini yaptılar. Evet. Neden? Derdi bir kitap yazmak değildi Ebu Hanife'nin. Nitekim yazılı böyle muhakkak onun yazdığı bilinen bir kitabı yok. Tabii. Nakledilen yani, belki. Allah'tan ve peygamberden anladıklarını anlattı. O anlayışında da kimse pürüz görmedi. Sen dışarıdan gelmiş bir adamsın. Çünkü Arap değil bu Hanife. Onu da konuşacağız evet, şimdi. Evet. E, dolayısıyla sen dışarıdan geldin. İthalsin. Sen Arapça bilmiyorsun. Hadis bilmiyorsun diyen olmadı ona. Evet. Onun muadili bir Ahmet bin Ambel, Malik. Onlar hadisle sivrildiler. Ebu Hanife bildiği halde o hadisleri hadiste sivrilmedi. Çünkü hadiste sivrilmesine gerek bırakmayacak eylemler yaptı. Çalışmalar yaptı. Allah ondan razı olsun. Dolayısıyla Ebu Hanife'nin zamanını konuştuğumuzda biz şurada açılmış bir medresenin talebesi demiyoruz. Şuradaki sahabinin talebesi diyoruz. Evet, büyük fark. Yani İmam Gazali için veya onun talebeleri için nizamül mülkün medreselerinin adamı diyoruz. Nizamül Mülk Selçuklularda bir adam işte. Faziletini konuşmuyorum. Ama sahabe ile kıyas edildiğinde yani Nizamül Mülk'ten istifade etmiş diyelim. İmam Gazali ile Enes İbni Malik'ten istifade etmiş. i̇mam Azam arasında ne kadar fark var desem bu ne biçim soru olur değil mi? E, kıyası yapılabilir mi bunun? Arada dört asır geçmiş. Dört asırdan sonra Enes İbni Malik'in evet rivayet ettiği hadisler radıyallahu an ortada ama Enes ortada değil. Dolayısıyla Ebu Hanife'nin zamanı Ebu Hanifelik zamanı. İmam olursan azamlık yakalayacağın bir zaman. Onun dışındaki zamanların imamlıkları cami imamdı medrese imamı. Şimdi bazen imam deyince çoğu zaman cami imamı hatıra geliveriyor hocam. Keşke gelse. <laughs> Keşke gelse. Buradaki tabi imam e, imam kelimesinin Camini, anlamı. ümmetin imamı. Ümmetin imamı. Çok ümmetin farklı imamı. bir imam. Evet. Niye Gazali'ye Hüccetül İslam deniyor. İslam'ın belgesi. Deniyor evet. Bak. Gazali Hüccetül İslam imam el-Ghazali el -gaza, et deniyor. Niye İslam onu kendisinin rehberi gibi koydu ortaya. Yani sanki İslam adına çıkmış gibi. Tamam cami imamının vasfı da bir vasıf. Ama beş kişi namaz geliyor, yirmi kişi namaza geliyor. Onların namazını kıldırıyor, gidiyor cenazelerini kıldırıyor. Bu da bir imam, adı imamlık bu. Evet. Hocam yıllar önce hatırlıyorum bir lise yıllarında, Hatip Lisesi'nde son sınıfa doğru bir arkadaşımız tahtaya bir isim yazdı. Numan bin Sabit kimdir diye. Bilen çok az çıktı. Bilemez. <laughs> Numan bin Sabit. Babasının kim? ona verdiği isim. Evet. Unutuldu ümmetin verdiği isim. İsim kaldı. kaldı. Evet, evet. evet. Yine hatırla şey yapalım. İşte Numan bin Sabit ismi değil mi hocam? Babasının. Babasının adını, ona verdiği isim. Babasının adı Aa, Sabit. Evet. Ee, kendi adı da Numan. Yani babası ona Numan adını verdi. Hatta ilim dünyasında bile konuşulurken. ...daha çok Ebu Hanife diye konuşuluyor... ...diyelim İmam-ı Azam diye konuşuluyor. Ebu Hanife de Künye'si. Künye'si. Burada hani Ebu Hanife... ...hani az çok belki dinleyenlerimizin içinde... ...tabii Arapçası olanlar da çok... ...bir... ...Hanife adında bir kızı vardı... ...onun babası anlamında bir lakap değil. Değil. Değil mi hocam? Öyle bir kızı bilinmiyor zaten. Evet. Ebu Hanife... Niye böyle bir Ebu Hanife... ...denilmiş hocam? Şimdi bir defa Künye... ...kişinin... Ee, şöhretini sevdiği bir şeyden almasına dayalıdır. Genelde evet. Araplarda ilk erkek çocuğuyla anılmak isterler. Evet. isterler. Yani e, ilk erkek çocuğu onun şöhreti olsun istenir. Erkek çocuğa olan e, sempatiden kaynaklıdır. Ebu Hanife'de Haniflik kavramı Şahsiyet olunca yani... Ne demek haliflik kavramı? Yani hiçbir şekilde sağa sola kaymadan Kayma, yaşayan Müslüman yani. demek. Dürüst. Yani, i̇tikatta dürüst, amelde dürüst İbrahim e olan. İbrahim'e hanife. Evet. İbrahim Aleyhisselam'ın dini ne dinidir? Hanif dinidir. Evet evet. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin hanımı, anamız, Khadija'nın amcası, Varaka'nın dini neydi? Hanif dini. Yani bizim gibi namaz kılamıyorsa bile sağa sola kaymışlığı, putluğu yoktu. Ayak kaymaları, putlar yok. Şirk yok. Haniflik. Ebu Hanife'nin şahsiyetine oturtulmuş bir evet, kavram bu. Evet, rahmetullahi evet. aleyh. Evet. Ama biz Türkiye'de İmam-ı Azam diyoruz. Evet. Türkiye'de yani Ebu Hanife'yi de sildik biz. İmam-ı Azam. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani o hak ediyor bunu. Evet. Fakat mesela Mısır'da İmam-ı Azam denmiyordu. Ebu Hanife deniyor. Ebu Hanife, deniyor. Deniyor. Ebu Hanife olarak biliniyor. Biz desek de demesek de Allah ne diyorsa o mühim zaten. Melekler evet. nasıl kaydettiyse o mühim. Bir mesele daha var. İmam-ı Azam Kureyş'ten değil. Yani evet. Arap değil. değil. Arap evet. değil, değil. Bırak Kureyş'i. Evet. Ama İmam Şafii Kureyş'ten. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle akrabalığı uzak uzakta olsa var. Yani Kureyş bir kabile adı Çünkü İmam-ı Azam bu Orta Asya'dan Irak'a gelen bir ailenin çocuğu. Evet. Bu ne demek? Arapçayı sonradan öğrenmiş. Doğduğunda anasının anası Arapça konuşmuyordu. Doğru. Evet. Dedesi Müslüman. Dedesinin dedesiyle ilgili bilgi yok ama dedesi Müslüman Ali radıyallahu anhu da görüştü diyoruz ya. Evet. E, Müslüman olarak görüştü. Dolayısıyla İmam Malik de mesela e, Arap kökenli, Ahmet bin Ambel Arap Öyle. kökenli. İmamlar arasında İbn Hazm ve Ebu Hanife rahimahumullah cemian Arap değiller. Bu benim içimde müthiş bir e, takdir konusudur. Hepimiz neden ya biz analarımız Arap olmasa da Allah'ın kitabını İmam Malik kadar anlayan Ebu Hanife olabiliriz. Bir umut bizim için. Tabi. İmam Buhari de öyle değil mi hocam? E, o daha, dört imamı tabii, konuşuyoruz. Tabii, tabii, tabii. Hadis imamlarının büyük, büyük bölümü çoğunlar, Arap tabii. değil zaten. Tabii. Büyük bölümü Arap değil. Çünkü Arap olmadan İslam'a girenlerin heyecanı o fetihlerden sonraki Araplardan daha fazla oldu. Oldu tabii. Bilhassa Emevilerin son zamanlarında fetihler büyüdü. Abbasilerin o ilk saltanat yıllarında Arapların çocukları hazır İslamiyet'ten ezan okudular. Yeni Müslüman olanlar çocuklarını kurban ettiler ilme. Nesailer öyle çıktı, Ebu Davudlar öyle çıktı, Muhariler, Müslimler öyle çıktılar. Bu bizim gibi Arap olmayan, Nasara Yansur'un, Nasara Nasur'un diye Arapçayı sonradan öğrenmeye çalışan, hatta Dikkat ederseniz adlarımız böyle Müslüman anne babaların çocukların isimleri hep Arapça kökenli. Evet. Adem, Nuruddin, Muhammed hep böyle Arapça tabi sahabeden de kaynaklan ama mesela Türkçe kökenli olan isimler de var. Bir günah değil, bir yanlışlık değil onlardan verim. İsmin böyle bir putun adını anmadığı sürece bir sıkıntısı yok yani isimde. Tabii. Bir galat yok. Ama buna rağmen e, o Arapça Kur'an'a olan aşktan kaynaklanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan sempatiden kaynaklanıyor. E, e, i̇sme varıncaya kadar böyle bir Arapça arzusu var. Belki Araplar da uyduruk Farsça isimler kendilerine buluyor olabilirler. Ebu Hanife rahimehullah. Babasına da Allah rahmet etsin. Amin. Bu Hasret'in çocuğudur. Kureyş'in yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabilesinin gerisinde kalmama. Evet. Yani bırak ırkçılığı. Bırak yani biz işte Pers'teniz, Farisiyiz. Bırak ırkçılığı. Yani Arapların Araplığı ile yarışma neredeyse. Evet. Bunu bir soy olarak değil ama. Tabii. Din olarak. Soy olarak nasıl değişeceksin ki yani? Olsa olsa mevaliden olursun. Yani mevali ne demek? Onlara bir gidersin. Evlatlık gibi girersin kabilenin içine. Tabii. Onun bir kıymeti yok zaten. Sonra seni tarih filancanın mevalisi. Onlara yamanmış olarak anar. Öyleleri de var nitekim ama Ebu Hanife'nin anası ve babası Allah onlardan razı olsun. Amin. Onları sevdikleriyle buluştursun. Arap kitabı olan Kur'an'ı ana kitabına çevirmiş. Arapçayı anaya çevirmiş. Gelip Ebu Hanife Allah'ın kitabındaki bu söz şu manaya geliyor. Evet. Hocam Arap kitabı derken yanlış anlaşılmasın. Arapça mı? <laughs> evet. Şimdi Arapların kitabı olduğu doğru. Doğru. Ama onlara ait değil, değil. tabi. Onların lisanı ile geldiği için Doğru. diyoruz bunu. Şimdi burada e, Ebu Hanife Allah'ın kelamı şu manaya geliyor derken aslında konuşma hakkı yok Arap değil. Ama birisi çıkıp o manaya gelmiyor sen yanlış anladın. O da diyemiyor. <laughs> ne biçim ma anlam verdin diyemiyor. Diyemiyor. Niye diyemiyor? Çünkü bunu kafasından söylemiyor. Tabi. Kur'anı bir bütün olarak beyin diye kendine yerleştirdin mi, içindeki bir kelimeyi zaten bir bütünün içinden anlam olarak çıkarıyorsun sen. Yoksa şimdiki gibi, bundan sonra böyle bir anlam yükleyelim buna diye, bir algı üzerinden yapmıyor bunu. Yapıyor, tabii. Bu sebeple ben, medreselerde, şu anda Arapça okuyan bütün hanım kardeşlerimize, oturup, işte şuradaki medresede, şuradaki vakıfta Arapça öğrenmeye çalışan, Erkek kardeşlerime, talebe kardeşlerime diyorum ki alim Allah içiniz rahat etsin. Ebu Hanife de babası onu Bağdat'a getirdiğinde evet. bildiğiniz Arap olmayan bir Nasara yansuru diye okumadı. O zaman Nasara yansuru yazılmamıştı. Ama Arapçayı sonradan öğrendi. Evet. Arapçanın kitabı olan Kur'an'ı Arap çocuğu olan İmam Malik'ten İmam Şafii'den daha az denecek bir şekilde anlamadı. Evet. Belki onlardan iyi anladığı yerler oldu. Elbette olur. Yer, olmuş yer, evet. yer yer onlardan iyi anladığı meseleler oldu. Tabii. Bir Arap çocuğu olan, Kureyş çocuğu olan İmam Şafii, onun mezarının önünde saygı gösterdi ona. Mezarının önünde saygı gösterdi Hatta o, orada onun mezhebine göre de amel ettiğine dair bir şey var değil mi? Ya, bir konuyla ilgili. İmam-ı evet. Azam'ın talebesi Muhammed'in talebesi. Evet. İmam Şafii onu görüşeceğiz sonra. İmam Şafii ne diyor? Fıkıh da biz Ebu Hanife'nin çocuklarıyız. Işte. Ya. Herkes Ebu Hanife'nin çocuğudur diyor. O üçüncü noktamız olarak gelecek sizin saatiniz ileri gitmezse. Hocam saat uzatırız. Ya artık bilmiyorum yani. O onu da konuşacağız inşallah. İnşallah. Iniş bir şekilde ne yaptı bu Hanife'de böyle oldu derken Tabii. fıkıhta yaptığı şeyler önemli. Burada bizim Ebu Hanife'den namazı öğrendik. Rabbim kabul etsin. Fıkıh öğrendik. Fakat öğrendiğimiz çok daha güzel bir şey var. Ebu Hanife'den biz de İmam Şafii gibi alim olabiliriz öğrendik. Onlar kadar olur muyuz ya? Elbette tabi neslinden değiliz de bu tabiinin 14. tabiindeniz biz. Ya. Yani elbette öyle değil. Yani o değil ama heyecanımız o olur. Elbette. Arapçaya bağlılığımız, Kur'an'a bağlılığımız, hadisi şeriflere bağlılığımız Fıkıh okurken aldığımız lezzet. Tabii. Ben Nurul İzah Arapçasından okurken yani namazın farzlarını öğrendim bir lezzettir. ilim bu zaten. Ama ben Kur'an'dan çıkarılmış bir hükmü bir kitaptan okuyorumun lezzeti başka bir lezzettir. Evet. Ebu hanifelik bu işte. Demek ki biz de İstanbul'da, Konya'da, Trabzon'da, Sivas'ta nerede bir medresede oturuyorsak inşallah Edirne'de, inşallah. Işte Şırnak'ta yani Ebu Hanife'nin yaptığı işi yapıyoruz biz. Kapı bize de açıkın ruhunu alıyoruz oradan. Evet, evet. Alırsak Ebu Hanife imamımızdır işte. Evet. Öbür türlü tuttuğumuz takımın kaptanı olur. Biz takım tutmuyoruz. Mezhebimiz takımımız değil bizim. Evet. Allah'a ibadet ederkenki ki yöntemimiz. Bu, bu sebeple mezhep ırkçısı hiçbir zaman değil. Değiliz tabii. Olamayız. İmam-ı Azam'a iman etmedik biz. Evet. Allah'a ve Peygamber'ine iman ettik. O imanımızı İmam-ı Azam'ın kitaplarından, e, iştihatlarından Öğrenmeye çalıştı. Hocam ee, İmam-ı Azam'ın hayatına baktığımız zaman onun aileden gelen bir ticari bir durumu var değil mi? Kendisi ticaretin içinde da bir insan. O biri. Yani gerçekten şöyle ifade edelim. Ee, Hazret sürekli hani birilerinin ianesiyle yardımıyla okumuş bir insan değil. Veren bir imam bir de. Bırak sen başkasından burs almayı. Burs vermiş. <laughs> burs vermiş. Ne kadar isabetli bir nakildir bilmiyorum. Menkibe olunca hadis değil tabi bu. Mesela Ebu Yusuf bir hamamda çalışırmış. Talebesi Ebu Yusuf. Talebesi o. Bizim de asıl Ebu Hanife'den fazla adını andığımız Ebu Yusuf. Evet. Kadıl Kudat. Mesela Harun Reşid'in Kadıl Kudat'ı. Ebu Hanife'nin Yavrum niye orada sen meşgul oluyorsun? İşte anneme bakmak zorundayım gibi mazeret üzerine biz annene de sana da bakarız gel deyip onu alıp okutup ona maaş bağlaması, bir kese altın vermesi, her sene bunu vermesi e bu Yusuf gibi bir ismi ortaya çıkardı. Şimdi ne yazık ki biz e, tabii ki ben kendimi de örnek veriyorum hocalar olarak bir türlü veren hoca olma vasfı kazanamadık. Ya ticarete bulaşınca ilmimiz berbat oldu. Ya ticaret yapmadığımız için sadece maaşla geçindiğimiz için yani sadaka almıyoruz o kadar oldu. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh okuttuğunun masraflarını da veren bir alim, bir hoca diyelim hadi. Bir hoca yani. Bu ona bir fark yani, getirdi. kendini tabii. de çoğaltan bir isim o zaman, hocam değil mi? Kendini çoğaltan bir isim. Güneş olursan böyle oluyor. böyle oluyor. Petrol dökerek ışık vermiyorsun. Evet. Yani ışığın hem ışık hem de hiç azalmıyor. Yani güneşin ayla farkı ne? Kendi ışığını e, yansıtmakla güneşten aldığını yansıtmak arasındaki farkı. farklı. hakikaten talebe ile ilişkisi, talebe yetiştirmesini ayrı konuşalım. Ayrı bir madde olarak da konuşalım. E, fakat yani o zaten bu bir başka meşgalenin içindeyken e, ilme yönelip e, gerçekten orada derinleşmesi de apayrı bir şey. 22 yaşı diyor yani mesela bazı baktığımız zaman araştırmacılar o 22 yani yaşından erken sonra 17'ye kadar iniyor. Evet. Yani 17 yaşında Kur'an kursuna gitmiş diyelim. Evet. 17 yani yaşında. Demek kursuna. ki hani e, ya küçükken başlamak bu işe doğru. 4 yaşında başla, 5 yaşında başla, 9 yaşında başla. Ama 17'sinde de başlayabilirsin. Fakat hocam şunu ayıralım. Yani bugün 17 yaşındaki bir çocukla gençle Ebu Hanife'nin 17 yaşındaki zamanı arasında fark var. Binlerce sahabinin yaşadığı bir Bağdat'ta, Güvfe'de, evet. Basra'da korkarım bizdeki ilahiyat seviyesini 3-4 defa katlayacak kadar bilgi vardı onda zaten. Dükkanı bırakıp rahlenin başına oturduğu tarih evet, bu tarih. Evet, evet. Bu önemli bir nokta. Allah rahmet etsin Ebu Güdde hocama, Abdülfettah Ebu Güdde hocama Ebu Hanife'nin 20. asırdaki şekliydi o. ...kaç yaşında başladınız... ...dediğimde 17 yaşında dedi. O da babasının dükkanında çalışıyormuş. Yani benziyormuş bu bari hayatı. Çok enteresan. Ben onu da hafız mısın diye sorduğumda... ...Nurattin ben 17 yaşında ilme döndüm dedi. 17 yaşına kadar babamın dükkanında çalışıyordum. E, bu Hanife'ye de... ...Şabi isimli tabi... ...sen niye ilim öğrenmiyorsun diye başlamış. Ona da mahallesindeki bir imam... Babasına demiş ki, bu Abdülfettah'a niye ilmi adamıyorsun? Çok akıllı bir çocuğa benziyor demiş. O muhaddis öyle çıkmış ortaya. Allah Allah. 17 yaşında böyle. Hafız değilim dedi. Bu yaştan sonra hafızlık yapamadım dedi. Ama ara sıra böyle ayetler konuşmak gerekiyordu. O tamamlıyordu ayeti. Bazen ben zor buluyordum. Bir gün fırsat olur hocam inşallah Abdülfettah hocamızla bir misafir i̇nşallah. ederiz buraya. Ne bereket ee, olur. Ne bereket olur. Ee, evet. Yani evet. hocam şimdi İmam-ı Azam Efendimizin yaşadığı dönem itibariyle de hakikaten bir takım karışıklıklar var. Hem de ne karışıklıklar var değil mi? Mesela Emevilerin son dönemi. İşte Abbasiler'e geçiş dönemi. Orada... Onu bir müstakil bir bölüm yapsak daha iyi olur hocam. Evet. Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh iki yönünü ben başlık olarak öne çıkaralım. Diye. Birincisi, yani o dönemde Ebu Hanife niye fıkhın başı oldu ki? fıkı yok muydu? Evet. Bir bu. İki, dönem Ebu Hanife doğduğunda Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadeti henüz bırak unutulmayı, kanı soğumamıştı henüz. Evet, evet. Emevilerin çalkantılı yılları, dolayısıyla çok ciddi bir e, siyaset dönemi o dönem. Ebu Hanife bu siyasetten tamamen uzak medresesinde talebeleriyle baş başa tarhana çorbası mı yedi? Siyasetle uğraştı mı? Ne yaptı? Emevici miydi? Abbasici miydi? Emeviler bunu niye sürmek istediler? Abbasiler niye sürmek istediler? Niye hapsattılar? Niye hapse attılar? Bunlar çok önemli bir konular. Evet. Bunları Bunlar yani o zaman bir sonraki bölümde, bir konu olarak Bir sonraki diyor. bölümde Cümlesi inşallah konuşalım. güvenmiyorum hocam. <laughs> Doğru. Tam Bunlara baştan... girersek çıkamayız. <laughs> o zaman şundan bahsedelim hocam. İmam-ı Azam Efendimiz'e nispet eden tabii o dönemde hani ilimler falan da böyle hadis ilmi, fıkıh ilmi, akayet ilmi, kelam ilmi gibi çok da belirgin bir şekilde ayrılmamıştı. Kur'an <laughs> var, sünnet var. Kur'an var, sünnet var. Ee, mesela El-Fıkul Ekber diye e, hocam akaide dair Hazretin bir risalesi küçük, bir risalesi, e, küçük bir, risalesi. bir risalesi ama demek ki biz fıkıh dediğimiz zaman işte fıkıh mezheplerinde bir imam dediğimiz zaman onu diğer alanlarda zayıf gibi görmemek lazım. İlim nedir bilmediğimiz için bunu söylüyoruz evet. yani İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh fakih bunu kabul ettik hadis bilmiyor diyelim. Ahmet bin Hanbel muhaddis. O da fıkıh bilmiyor. Abdest almayı bilmiyor muydu diyeceğiz. Değil mi yani? Yani böyle mi diyeceğiz şimdi? Ahmet bin Hanbel hadis almayı bilmiyor muydu? Abdest nasıl, oruç nasıl tutulur bilmiyor muydu diyeceğiz. Hayır efendim. Ebu Bekir radıyallahu anh sıddık. Ömer vefasız mı? Sıddık değil mi? O da mü Ömer? Haşa. Hayır efendim. Yani hepsinin belli özelliği var. Bazı özellikleri daha öne çıkmış. Bir özelliği Allah'ın kaderiyle öne çıkarmış onu. Evet. Yoksa o onda yok manasında değil. Yani herkesin gözü var, kulağı var, dili var. E bir kısmımızın gözü gözlüksüz de görüyor. Bir kısmınınki gözlükle biraz görüyor. Öbürünün kulağı güçlü ama. Evet. Ben ama kardeşlerimizi gördüm. Hocam vardı. Kübeysi diye. Allah rahmet eylesin İstanbul'da vefat etti. Anadan doğma ama birisi. Böyle para alıp verirken Çıkar ötü cebinden kağıt paraları, demir parayı ben de anlarım görmesem de. Kağıt paranın rakamlarının yazdığı 100, 200 evet, yazan evet. yere tutuyordu. 100, 120 diye veriyordu. Demek ki ne kadar hassasiyet kesmiş. Ha, şey, gözü evet. yok, parmak hassasiyeti var. Evet. Ee, Allahu Teala bir kapı kapatmış, öbür kapıyı açmış ona. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ta sıddıklık var. Ali'de yok mu yani? Sadık değil mi Ali Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Bunu dese birisi. Cahil olur cahil deriz ona. Ha. E peki Ali şecaatli. E, hilafete geldiği gün. Yani Ali radıyallahu anh da şecaatli, kahraman, yiğit, kılıçtan korkmaz. Kalenin kapısını kale, kalkan gibi kendisine alır. Bunlara hiç itiraf... Öyle zaten. Yani güneşi yok mu diyeceksin. Öyle. Peki e, halife olduğu gün. 20 ay içerisinde 14 savaş kararı veren Ebu Bekir korkak mı? Denebilir mi bu? Medine'de tek başıma kurtlarla kalırım ama kafirlerin sesini çıkarttırmam bu diyarda. Ben mi dedim? Ebu Bekir dedi. Yani Sıddık olması başka bir özelliği olmadığı anlamına gelmiyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh fakih fıkhın imamı e, Zavallı Kur'an okuyamazdı mı diyeceğiz. Niye böyle deniyor biliyor musunuz hocam? Şimdi birisi fizikte doktora yapıyor, ondan sonra kimya'dan soru soruyorsun. Valla ben anlamam kimya nasıl bir şey? Fizikle uğraştık diyor. Ya nasıl anlamasın? Anadolu'da herkes anlıyor. Silikon nedir? Sen niye anlamıyorsun? E şimdi böyle bir mantıkla yetiştiğimiz doğru, için doğru. biz. İhtisas bakıyoruz hep. Ha ihtisası öyle anlıyoruz. Öyle tamam, anlıyoruz. Gene ihtisas bakalım. Tabii. Gene mesela. İşte İmam Şafii şairdi mesela. Hatta yani var. Takvasını engelleyeceğinden korkmasa şiirde rakibim olmazdı gibi bir ifadeleri de var. E Ebu Hanife o zaman şiir anlamıyordu. i̇mrul Kays'tan anlamıyordu mu diyeceğiz yani. Öyle evet, değil. Öyle değil, evet. Öyle değil. Biz gitgide daracık pencerelerden baka baka onların koca güneş gibi pencerelerini de göremiyoruz. Ondan evet. kaynaklanıyor. Zaten hocam Hazretin hani fıkhın tarifini yaparken kişinin lehinde ve aleyhinde olan Ama... şeyleri bilmesidir diyor değil mi? Marifetin evet. var, ve Hadis var ya. içerisinde. Onun için her şey var. Yani, yani korkarım Ebu Hanife'nin fizik de bildiğini, astronomi de bildiğini kıyamet günü göreceğiz. Biz utanacağız yani. <laughs> Bildiği sadece herhalde e, ayet hadis ilimleri değil, değil. Yani, dünya ilimlerine de vakıf olma matematik biliyordu mesela evet, evet. bilmese mirası nasıl anlatacaktı evet. bize hocam bir de e, buyurdunuz hakikaten e, Cenab-ı Hak bazı dönemlerde en başta onu konuştuk böyle özel kullarını seçiyor diye baktığımız zaman Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de çok güçlü bir muhakeme istidadı var değil mi kabiliyet var bazı şeyler tahsille elde edilebilir Hani diyelim okursunuz, malumat elde edebilirsiniz. Fakat o muhakeme, o problemlere, çözüm teknikleri bu nasıl bir şeydir? Yani? Hocam seçerken Allah adamını seçiyor. Öyle de yaratıyor onu zaten. Evet. Adam. O dedeyi... Ne, ayı... ne yükleyecekse ona göre yani, bir altyapı veriyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduktan sonra mı uzmanlaştı? Ahlakta, zekada, basirette, vefada. Doğarken öyle doğuyor. Evet. Öyle Allah, veriyor. Biz gidip okuldan başarılı öğrenci seçip ona bir görev veriyoruz. Allahu Teala ezelde Ebu Halife'nin yaratılmasına kim bilir kaç milyon sene vardı Ebu Halife'nin kaderini yazdığı zaman. Evet. Bir kadere iman ediyoruz. Yani Allah istifa etti sözü. Yani Ayşe anamızı istifa edip seçmedi mi Allahu Teala yani? Evet. Meryem annemiz yani orada başka bir kadın yoktu. Onun için mi seçildi? Musa Aleyhisselam'ın annesi sıradan bir kadın mı? Taşları Allah yerine oturtmuş. Dağları yerine oturttuğu gibi. Nasıl Himalyaları yani insan yaratılmadan yerine oturtmuştu Allah kim bilir kaç milyon sene önce. Efendimiz Sallallahu Aleyhi sellem'i de onun ümmetinden birini de bir Ebu Cehil'i de, bir Firavun'u da bir Nemrut'u, bir Deccal'ı da öyle oturtuyor allah Teala. Teala. Yani onun. evet bilemediğimiz büyük bir kader sırrı değil mi hocam? Karıştırdıkça başımızın belaya girdiği bir alem burası. Teslim oldukça da rahat ettiğimiz, rahat ettiğimiz ve huzur bulduğumuz. Elhamdülillah. Bizlere böylesi gerçekten güzel insanları lütfeden bizim ve, yolumuz sevdiren. ve sevdiren Allah'ımıza hamdolsun hocam. Elhamdülillah. Hocam bugün tabi bir başlangıç yaptık. İmam-ı Azam Efendimizin şöyle bir kapısını çaldık adeta. İnşallah programı devam ettirelim. İnşallah. Hazreti tanıyalım. Ona karşı e, vefamız elbette olmalı. E, Rabbimiz inşallah onları da doğru tanıyıp onların güzelliklerinden, güzellikler devişirmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. E, aziz dostlar, hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Bir sonraki programımızda inşallah İmam-ı Azam Efendimiz'i konuşmaya devam edeceğiz efendim.